Kız Gülşen müjdemi isterim, şuraya bir bak hele. Arif! Maşallah maşallah! Aa, ne bakıyorsun öyle, hesap versene! Neredeydin bakalım? İmtihanım vardı. İnsan bir haber vermez mi? Bana bak Gülşen, rahat bırak beni! Aa, hem suçlu hem güçlü! Şuna da bak be! Sanki sabaha kadar kapılarda bekleyen biz değilmişiz gibi! Öyle ya Arif, kızın aklı başından gidiyordu. Nişanlın değil mi? Yerden göğe kadar haklı, mahalle yerinden oynadı. Bana bak Allah aşkına bir de sen başlama! Nedir ya, mahalle değil kaynana! Şuradan şuraya adım atmam için muhtardan izin kağıdımı çıkaracağım! Tövbe yarabbi! Hadi hadi fazla üstüne varma, imtihandan çıkmış belli barut gibi! Arif! İmtihanın iyi geçti mi? Kızma bana yavrum, merak ettim işte! Sana iyi bir haberim var, yarın değil öbür gün fabrikaya başlıyorum! Ne yapacaksın fabrikada? Ne mi yapacağım, para biriktireceğim! Hesap ettim, fakülteyi bitirmene... Tabii bütün imtihanları tamam geçersen... Bir sene 7 ay var! Ayda 300 lira alsam, bir sene 7 ayda ne eder? Muayenehaneyi aşağıda caddenin üstünde bir yerde açarsın. Mesela kasabın üstündeki 3 odalı dairede. Kimseye vermiyor ama bize verir. Bir odasını muayenehane. Bir odası yatak ve oturma... Koltuk takımı benden, büfe benden... Çeyizi yokmuş demeyeceksin. Olmaz öyle şey, istemem çeyiz meyiz. Otur bakalım oturduğun yerde. Karışma sen! Gülşen! Gülşen dedim! Yorgunsun, bir güzel uyu. Gözlerin kan çanağına dönmüş. Günaydın doktor bey. Günaydın. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz Profesör bey. Hastalarınız bekliyor profesör. Şikayetleriniz. Karım size aşık doktor bey. 2 haftadır ateşi düşmüyor. Sık sık sesi kısılıyor, adeta ağır bir üşütme gibi. Önce kocamı muayene edin doktor, 3 gündür pavyona gitmiyor, sabahları erken kalkıyor. Koşan karınıza aşık doktor. Siz buyurun önce. Teşhisiniz daima kuvvetlidir doktor, Ben gidiyorum, muayenehaneye bizler, ben gidiyorum diğerlere, muayenehaneye bizler. Baş üstüne doktor. Ayıp değil mi bu yaptığın? Ah aşk rezillik Doğan abi! Bu aşk davası yeri bitirdi beni! Geberiydim de kurtulsaydım keşke! Allah düşmanıma vermesin böyle bir rezil! Gülşen... Gülşen... Karı gizlice Arif'i öldürmüş olmasın? Mümkündür derim, benim bildiğim Arif ölmese imtihan asmaz. Katiller cinayet işledikleri yere mutlaka dönerlermiş. Kalıbımı basarım Faruk, bu karı bizim Arif'i öldürdü. Al bakalım! Ooo, doktor Arif, hangi rüzgarlar attı seni böyle? İmtihanın varmış, çalışmıyor musun? Şöyle bir hava almaya çıktım baba. Doktora demlisinden bir çay!
Hambal oyunu oynayacaktık, var mısın hambal oyununa? Doktorluğuna yakıştıramazsan onu bilmem. Ayıp ettin be Partalcığım. Birinciye oynardı çocukluğunda. Bakalım kıvırabilecek mi gene? Eski günleri yad edelim. Dalga yok doktor, hadi bakalım. Kartal abi, deponun önünde Hamza abimle jilet duran, fena kaldı. Allah kahretsin be, usandım bu jiletten. Yine fiyat meselesidir. Sen dur, biz bakarız. Ayıp ettin, biz de arabacı çocuğuyuz. Burayı sana haram edeceğim beygir çobanı. Kazançtan vazgeçtik keriz. Hayvanımın yem parasına da mı gözlük dedi? Hepiniz, hepinize ekmek var. Ey, tamam be! Durun. Aman Arif bey oğlum, sen okumuş adamsın, şunlara mani ol. Merak etmeyin Şinasi bey. Sen mektebine doktor bozuntusu, yoksa dersini benden alırsın. Mahallebi çocuklarıyla işimiz yok bizim. Kusura bakmayın Şinasi bey. Aman evladım! Girmeyin depoya! Aman Şinasi bey, özür dilerim, yanınızı incindi mi? Sen bu mahallede yaşatırsam jilet falan demesinler bana! Ne, jilet mi dedin? Ölensen ekmek bıçağı bile olamazsın be! Bu ekmek paramıza göz diktik için! Bu gülşen için, bu da gülşen için, bu da gülşen için! Mekaniksiz karı mı senin onu, züppe! Bu güvendiğin paran için! Eğer onu sana yar edersen bana da jilet demesinler! Bunlar da paranın para etmediği anlaman için!